şu anda yaşadığın ülkenin anayasasına karşı bir savaş ilan ettiğini söyledin sen. Arkadaşım sen ne diyorsun Biliyorsun ya? değil mi? Bu Ne yaşadığın zaman ülkede öyle bir bir suç şey? Ne biliyorsun değil zaman mi? öyle bir şey söyledim? Ya öyle bir şey söylemedi de 10 öyle bir şey saniye yok. önce söyledi kardeşim. 10 saniye geçti yani. Kardeşim sen neyin peşindesin? İnsan olmayı yani önce insan olun. Vallahi ciddi söylüyorum. Yani Müslüman olmadan önce bir Burada. insan olun. Bakın arkadaşlar sizin malınız sömürülüyor, tamam mı? Siyasiler sizin mallarınızı, paralarınızı, vergilerinizi sömürüyor. Çıtınız çıkmıyor. Diyanetten milyarlarca dolar para harcıyorlar. Benim adıma Çıtınız konuşma çıkmıyor. kardeşim. Çıtın Dinle çıkmıyor dinle. diye. O zaman sen de benim adıma konuşuyorsun. Din tüccarlarına çıtınız çıkmıyor. Sizden para istemeyen, sizden bir şey istemeyen, dinini kendince yaşayan insanları hedef tahtasına oturtuyorsunuz. Kardeşim siz sizi dolandıranı mı seviyorsunuz? Size Kardeşim sizin topunuz tekfirci değil mi ya? Sizden düşünmeyen herkese siz sen Ebu kimsin ya? Teymiye Sen değil mi abi kendini senin şeyin sen imamın ya? kimsin? Sen kendini nimetten mi sayıyorsun ya? Sen kimsin? Sen kendini insan mı sanıyorsun Sen sen onu kendini insan mı söyle bence. sanıyorsun? Sana şu an burada iki tane bildik kes vardır. Arabın bokunu almışsın üstüne sürmüşsün affedersin. İslam diye dolaşıyorsun burada geri zekalı. Kardeşim İslam bu topraklarda 1400 yıldır var. Sen neyi konuşuyorsun? Daha dünkü çocuksun gelmişsin neyi Beyler konuşuyorsun? münakaşaya girmeden İslam'a kafa bir tutuyorsun. saniye Muayit yazar. Ben Muayit yazar birkaç soru sormak istiyorum. Muayit yazar askerliğe bakış açısı nedir? Ya bana soru sorma kardeşim. Sen zaten Askerliğe bakış açısı senin nedir? yolun da Siz belli. askerlik yapana şirk Sen diyorsunuz, müşrik diyorsunuz. Jahreyn'e soru sor. Jahreyn'e soru sor. Tamam ben söylüyorum. Arkadaşlar bu selefilerin askerliğe bakış açısı askerlik yaparsan şirk koşarsın. Çünkü sen demokratik devlete destek oluyorsun. O zaman hiç kimse asker etmesin. Ülkemizi kim koruyacak? Ve sana soruyorum şimdi laik düzeni yıkmaya yönelik çalışmalarınız var mı? Çünkü siz şeriatı getirmeye çalışıyorsunuz. Bu böyle bir Laik düzeni yıkmaya, devlete savaş açmaya hiçbir çalışmamız yok. Hiçbir Peki şeyimiz yok. askerlik yaptın mı? Yapmadıysan bakış açın nedir? Askerlik yapmadım, yapmayı da düşünmüyorum. Neden? Neden? Askerlik Hain çünkü... vatan haini niye askerliğini yapmıyorsun? Vatan haini değil kardeşim, hele bir dinle. Din özgürlüğü verseniz, yani şöyle bir şey var. Askerde, yani bugün devletin herhangi bir yerinde çalışmaya kalksak, yani milletvekili olsak, dininizi Ya de o atıyorsunuz. asker polisten dinini rahat yaşa diye dağlarda can veriyorlar. Irak'ta, Suriye'de Arkadaşım bir operasyonları dinle sonunda. dinle. Bir Ne dinle de. konuşuyorsun sen? Bir dinle dinle boş boş Ha? konuşma Sizin lan. kimi can ver? Sen dinini Sen rahat yaşa kimsin diye lan? o dağlarda canlarını veriyorlar. Ne Ya bizim... konuşuyorsun? Arkadaşlar müdahale etmek zorundayım. Biraz daha sakin olalım. Herkes kendi... Çünkü anlaşılmıyor. Lütfen biraz daha sakin. Ya bir şey söyleyeceğim. Bizim askerimiz, polisimiz niçin şehit oluyor dağlarda? Niçin mücadele? O zaman bıraksınlar Ya silahlı suç bende mücadele sizi şeyini. insan yerine koyup sizle konuşuyorum. Vallahi siz insan Tamam değilsiniz. kardeş Ben konuş. Ben seninle kardeşim konuşacağım merak etme. benim dinimi yasaklıyorsanız tamam Tamam kendi o tamam bırakın pis şirk konuşsun tamam. dininizi dinle Tamam beni. bırak konu Dinle konuşsun. beni dinle dinle. Şirk dinini bana dayatıyorsan benim dinimdeki bazı şeyleri bana yasaklıyorsan gelmiyorum senin yanına. Seninle beraber hiçbir yere gelmiyorum. Anladın mı? Ama insan olursan dini yasaklamazsan Habeşistan Kralı Necaşi gibi Hazreti Yusuf dönemindeki kral gibi insanların diniyle onları dışlamazsanız, din özgürlüğü verirseniz niye biz size düşmanlık yapalım kardeşim? Kimse kimseye düşmanlık yapmadan, kimse kimseye zulüm baskı yapmadan kimse kimsenin düşmanı olmaz. Ben burada hiç kimsenin düşmanı değilim kardeşim. Ben bu topraklarda büyümüş Türkiye'de yaşamış bir Türk'üm. Ama bakın arkadaşlar, sizin hatanız ne biliyor musunuz? Sizin dininize inanmıyorsa dışlayın, ezin, Takiye kayasın. yapıyorum. Takiye şu Kendiniz anda. kendinizi. Bunu söyleyen sensin. Takiye yapma. Kardeşim, laik izliyorsunuz. Bakın arkadaşlar Ya sizin iki yüzünüz bak. bırakın konuşsun. Söyleyin. Nasıl iki yüzlü olduğunuzu ortaya koyayım. Laik izliyorsunuz ama Amerika ile hiçbir alakanız yok. Avrupa ile hiçbir alakanız yok. Sizin ülkenizde Diyanet İşleri diye bir kurum var. Siyasi fetvalar veriyor. Hükümete uygun siyasi fetvalar veriyor. Laiklik bu mu? Hani din devlete karışmayacaktı, devlet dine karışmayacaktı. Askeriye ayırdığınız bir şey Diyanet'e ayırıyorsunuz ama laiksiniz. Kardeşim siz laik falan değilsiniz. Siz dininizi yani inancınızı Müslümanlara dayatan insanlarsınız. Laik değilsiniz. Laik hiçbir dini dayatmaz. Laik adam der ki ben inanmıyorum. Bütün dinlere de eşitim. Yani taraf da tutmuyorum. Budur arkadaşlar. Ama size gelince siz
Vallahi siz vatansever abi, değilsiniz. Abi Diyanet'in olmasının ya sebebi bir saniye. Diyanet'in olmasının sebebi siz götünüzden element uydurup inanmayın diye bana. Ben sizin vatansever olduğunuzu ya, düşünmüyorum. Siz vatan aynısınız. Düşünen kişi bir saniye. Atatürk tam da layık olabilmek için 1924 Tedrisat Kanunu ile Diyanet'i kurdu. Tam da sen bunları söyleme diye. Senin gibiler böyle davranmasın diye. Senin gibiler ulan, merdiven altlarında... Ulan teneke biz vatan hainiyiz, biz askerlik yapıyoruz. Teneke sen askerlik yapmışsın. Sen nerede oğlum, sen dersen ben askerlik... Bir dakika, sen dersen ben askerlik yapmıyorum. Teneke. Erkan Bey, sesiniz şey geliyor. Sırtınıza doğru alın rüzgarı. Ya bu adam diyor ben bu diyor ben bu diyor ben asker bu diyor ben askerlik yapmayacağım. Bu nasıl bir vatanseverliktir o zaman? Kardeşim bak, asıl vatanı seven biziz. Niye asıl vatanı seven biziz? Biz sömürüye karşıyız. Tamam. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? İlk önce onu bir ansöyle. Biz bu toprağın insanlarıyız arkadaşım. Sen kimsin? Tamam, oluşumunuz kimdir? Oluşum kimdir? Oluşum. Siz kimsiniz? Ülkeye sahip çıkmışsınız, kendinizi bir şey zannediyorsunuz ya. Ulan teneke, sen oluşumu söyle. Sen oluşumu söyle, oluşumu. Sen kimsin? Kardeşim, bizim soyumuz bin yıllarca buradadır yani. Siz daha dünkü... Ya Rabbi ya kalır. Ulan kardeşim, senin oluşumun nedir? Senin şeyin nedir? Onu bana söyle. Ya oluşumunu söylesene bana. Ben hiçbir cemaate, hiçbir tarikata bağlı değilim. Normal sıradan az önce selefiyim demedin mi sen? Ebu Teymiye'ye tabiyim demedin mi? Senin tamam imanın kardeşim, yok mu burada? Yaşayan imamım var demedin mi ya sen? Yaşayan imamım var dedin. Yaşayan imamım var demedim. Dedim ki İbn-i Teymiye'yi severim, imamımdır. İmam olarak görürüm. Ama ben İbn-i Teymiye'nin her sözünü almam Sofi tarikatçılar gibi. Eğer delil getirirse alırım. Mezhep imamı kardeşim, sen ne biliyorsun, konuşuyorsun ya. Kafana göre adamın mezhep imamı. Kardeşim, İbn-i Teymiye mezhep imamıdır. Din konusunda caiz. Ben de mezhep imamı bırak ya. Bak bir şey söyleyeceğim. Bırak. Sizin, bir dakika dinle lafımı, dinle. Dönme lafımı. Yarım saattir bak, konuşuyorsun lan. Dinle lan. Yarım sen saattir milleti beni aldın. Bir dakika dur dinle. Bir dakika dur. Yarım saattir milleti beni aldın. Dur. Bir anlatayım, bekle. Milleti rehin aldın, dur. Bir yarım saattir dinle. Oğlum dinlesene bir iki dakika ya. Allah Allah. Kendinizi bu ülkenin sahibi mi sanıyorsunuz? Ya kardeşim dinlesene, ben bir şey anlatayım. Kapatacağım. Yarım saattir konuşuyorum. Milleti rehin aldın burada. Konuşturmuyorsun ya. Kimse sana saldırmıyor. Bir şey yapmıyor. Dinle dur. Ben sana şunu söyleyeceğim. O dağlarda siyaseti miyaseti partiyi martiyi geç. O dağlarda canını veren askerlerimiz, polislerimiz doğuda, güneydoğuda. Ben de güneydoğuda askerlik yaptım. Üç tane de... İki arkadaşımı, bir komutanımı da şehit verdim. Morga kadar da götürdüm. Bana hikaye anlatmasın. Askerin polisin üzerinden bana kimse hikaye anlatmasın. Kimse anladın sana mı? Askerin polisin üzerinden bana konuş bana. Baba aynısınız işte. Ne anlatıyorsun sen? Ben onu ya anasını dinle, babasını dinle, götürdüm senin yanına. Dinle. Sen ne anlatıyorsun? Lavuk. Bir dinle. Kimse sana asker üzerinden, polis üzerinden bir şey anlatmıyor. Allah şükürde Müslümanı. Sizin gibi Arap bedevisi değil. Seni, bak köpek gibi avlama. Adam seni üzerime kışkırtıyor. Sen de aynı köpekler gibi saldırmaya başladın. Ben köpek köpek falan değilim. Arkadaşlar yani yemin ederim anlaşılmıyor. Biraz sakin olun ya. Her iki tarafta yani. Madem bu iş böyle bir nereye döndük onu da anlamadım. Şimdi lütfen biraz daha yavaş, biraz daha anlaşılır tonda. Ya adam tabii köpek değilsiz dersiz anlaştır tonda ya. Çıkar bu adamı. Bu adam millete hakaret ediyor ya. Bak Racu, burada bir adam var. Racu'lu diye bir adam. Benim söylemediğim sözleri bana söylettiriyor. Sonra buradaki insanları bana saldırtıyor. Ya arkadaşım, ben burada tarikatçıların bu dini nasıl sömürdüğünü anlatıyorum. Bu Diyanet imamlarının nasıl bu halkın paralarını sömürdüğünü. Allah ayette diyor ki ahbar ve ruhbanlar din adamları insanların mallarını haksız yere yerler. Onlara batıl yolu hak diye zannettirirler. Biz burada bunu anlatırken bir tane kafir geliyor. Burada bizim üzerimizden propaganda yaptırıyor. Yani diyor ki bunlar böyle yapmaz. Askere böyle der, şöyle der. Kardeşim ben bu odada askere bir laf söyledim mi? Söylemedim. Vatandaş bir şey diyeceğim. Yani... Asker benim kırmızı çizgim, tamam mı? Arkadaşım bakın kendinizi kontrol edin. Umrunda değil. Mehmetçiye tek laf ettirmem, anladın mı? Askerime korkma. Sen çocuk değilsin arkadaşım. Ben senin düşmanın falan değilim. Milleti rehin aldım burada. Yarım saattir konuşuyorum birader. Bir şey demiyoruz. Bak ben sabırlı bir insanım. Ama bir sus da dinle lan.
Allah Allah. Saldırmadıkça ben sana saldırmam. Ben saldırmıyorum ama dinletirmiyorsun birader sen. Konuşturmuyorsun karşımdaki insanı. Ya niye dinletirmiyorsun? Kardeş. Düşünen sen benim, bak sen benim düşmanımsın. Bu devlete askerlik yapmayan herkes benim düşmanım. Kusura bakma. Aynen öyledir. Sen bu devlete askerlik yapmıyorsun, yapmayacağım diyorsun. Orada pok pok konuşuyorsun. Direkt. Ondan sonra nasıl bana mısın? O zaman senin bu ülkenin üzerine konuşma hakkın yoktur teneke. Tamam? Direkt. Kalkmışsın burada millete, yok ben askerlik yapmayacağım. Bu vatan üzerinden konuşacağım. Siktir ulan pok. Bir şey diyeceğim. Madem askerlik yapmayı kabul etmiyorsun, istemiyorsun. Kardeşim çok basit bir şey var. Hasta değilsen, engelin yoksa, kusurun yoksa, özel bir durumun yoksa buyur gidebilirsin kardeşim. Biz kimseyi vatanımızda zorla tutmuyoruz. Kimseyi de yaşattırmıyoruz. Kimseyi de inancı abi, üzerinden kimsiniz de ya? Yargılamıyoruz. Anladın mı? Kimi kovuyorsunuz? Siz kimi anladın kesmen mı? Gibi kovuyorsunuz ya? Anladın mı? İşte seni kovuram oğlum. Bak ben sana anlatıyorum. Diyorum ki. Bak ben sana diyorum ki bu vatana askerlik yapmayan bu vatanın hainidir. Bitmiştir, gitmiştir. Ben seni her yerden kovarım. Her yerden kovarım ben seni. Hayırdır oğlum? Gelip burada yok ben bu vatana askerlik yapmayacağım. Ondan sonra kalkıp konuşacaksın. Bu vatanın hainleri kimdir biliyor musun? Sensin, senin gibi düşünenlerdir. Senin gibi düşünenlerdir bak. Senin gibi düşünenlerdir. Vallahi bu vatanın vatan hainleri sizlersiniz. Siz vallahi sensin, billahi sensin, tillahi sensin. Vallahi bu vatan, bu vatanın haini de sensin, bu vatanın namussuzu da sensin, bu vatanın düşmanı da sensin. Sen bak, sen teneke bir adamsın. Sen direkt bir adamsın. Bak sen direkt bir adamsın. Sen teneke bir adamsın. Bak sen kalkıp diyorsun ki ben bu vatana askerlik yapmam. Sen teneke bir insansın. Direkt tok bir insansın. Sen namussuz bir insansın. Sen onursuz, sen şerefsiz, sen karaktersiz bir insansın. Sen namussuz bir insansın. Bak ben sana söylüyorum. Sen namussuz, sen adi, sen köpek, çakal bir adamsın. Bak sen namussuz bir adamsın. Bu vatana askerlik yapmıyorum diyen adam namussuz adamdır. Şerefsiz adamdır, alçak adamdır. Anladın? Algı değil oğlum. Sen kendi ağzınla söylüyorsun. Ulan pop. Sen kendi ağzınla demedin az önce. Oğlum neyi dinleyeyim? Oğlum senin neyini dinleyeyim ben? Senin neyini dinleyeyim? Ulan teneke ben senin neyini dinleyeyim? Ulan ben senin neyini dinleyeyim? Pop. Ben senin neyini dinleyeyim? Namussuz. Çakal. Ben senin neyini dinleyeyim? Sen köpeğin tekisin. Sen köpeğin tekisin oğlum. Ben senin neyini dinleyeyim? Tamam mı? Ulan siktir git abi, oğlum. Sizin gibi insanlar bak bir dakika. Bu ülke Müslümanlarındır deme. Sizin gibi namussuz insanlar bu ülkenin içine girip dinle. Bak sizin gibi namussuz insanlar bu ülkenin içine girdiği müddetçe bu ülkede sıkıntı olacak. Sen bak beni dinle oğlum, beni dinle. Beni dinleyeceksin. Sizin gibi zihniyetler bu ülkenin içine girdiğinden bellidir. Anladın? Bu Müslümanlık, bu laiklik. Yok bunlarla kardeşim, kimin dini neyse herkesin dini kendine. Benim gözümde vatanını seviyorsa, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünü Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve inkılaplarına uyuyorsa o adamın dini, ırkı beni ilgilendirmez. Tamam kardeşim, bizim düşüncemiz budur. Her zaman da bu olacaktır. Mustafa Kemal Atatürk'ün yolundan ayrılan her insan benim düşmanımdır. Açık aleni düşmanımdır. Anladın? Bak kafir olabilirsin. Sana dinimi dayatmam asla. Dinde zorlama yoktur. La ikraha fiddin. Dinde zorlama yok. Ama bunu bil. Kendi dinsizliğini bana dayatamazsın. Tamam oğlum mı? Kim sana dayatmış? Siz burada Müslümanlığı millete dayatıyorsunuz ben. Oğlum. Oğlum siz ama dayatıyorsunuz millete. Oğlum siz Arap seviyorsunuz. Oğlum kendini Arapları siz sevmiyorsunuz. Oğlum Arapları bu milletin içine siz sokmadınız mı? Oğlum bu Arapları getirip bu milletin içine siz sokmadınız mı? Arapları millete dayatmadınız mı? Bu Arapları Türkiye Cumhuriyeti'ne kim dayattı? Bu Arapları oğlum Arapları bak Arapları kim getirdi? Oğlum Arapları kim getirdi? Arapları kim getirdi? Allah'ın mülkünde hakimiyet iddia ediyorsunuz. Ula Allah senin belan versin. Ula sen de Müslüman.
Ulan sakten Müslüman. Ulan Allah senin belan versin. Allah dediğin Allah senin belan versin. Siz bak oğlum senin. Sen, oğlum sen zaten dinsiz sensin oğlum. Dinsiz sensin. Ulan oğlum ben sana bir tane ayet söyleyeyim. Bak ben sana bir tane ayet söyleyeyim. Ben sana bir tane dua söyleyeyim. Sen okuyamazsın. Teneke elhamdülillah ben Müslümanım. Teneke ben sana ne diyorum? Hassassız bak hassassız bak hassas. Sizin gibi namussuzlar bak sizin gibi namussuzlar. Ulan siktir git Amerika'yı şokla. Ulan Amerika'nın götünü yalayan Araplardır. Ulan Amerika'nın götünü yalayan Araplardır. Amerika'nın götünü yalayan Müslümandır. Ulan Araplardır. Ulan Araplar Amerika'nın götünü yalıyor. Oğlum vallahi sana fırsat vermeyeceğim. Sen konuşmayacaksın. Bak sana fırsat vermeyeceğim. Sen konuşmayacaksın. Araplardır. Araplardır onların götünü yalayan oğlum. Araplar Amerika'nın... Araplar Amerika'nın götünü yalamıyor oğlum. Akşama kadar onlarla beraber değil mi oğlum? Onların götünü yalamıyor oğlum. Araplar kimle beraberdir? Oğlum sen gelip bana neyin Amerika'sından, neyin İsrail'inden, neyin yerinden bahsediyorsun? Ben Arap mıyım? Oğlum sen neden bahsediyorsun? Ne diye konuşuyorsun sen? Ulan Tanaki, oğlum eledir. Oğlum milletin götünü yalırsın. Oğlum milletin götünü yalırsın. Oğlum siz milletin götünü yalırsınız. Oğlum siz milletin götünü yalırsınız. Ulan siz göt yalırsınız. Ulan siz göt yalırsınız. Ulan siz göt yalırsınız oğlum. Ulan siz sahten Müslümansınız oğlum. Siz Müslüman değilsiniz. Siz sahten Müslümansınız. Oğlum siz sahten Müslümansınız. Sizde iman yoktur. Sizde siz sahten Müslümansınız. Siz sahtensiniz. Oğlum sen köpeksin. Oğlum sen tıraksın. Sen poksın. Siz sahtensiz. Sahten Müslüman. Niye benimle konuşmuyorsun? Seni pok ettim. Pok ettim ondan konuşmuyorsun. Sahten Müslüman. Git Amerika'nın götünü yala. Git Amerika'nın götünü yala. Git Amerika'nın götünü yala. Git Amerika'nın pokunu yiyin. Göt Amerika'nın götünü sen yala. Teneke. Oğlum ben seni dinlemeyeceğim. Oğlum ben seni dinlemeyeceğim. Sen sahte bir Müslümansın. Sen sahte bir Müslümansın. Anladın sen sahte bir Müslümansın. Arap sevici. Tırrek. Poh. Abi bayanlar var abi lütfen. Bayanlar var. Bir sakin olalım lütfen. Tamam. Yeter. Ya Erkan abi seviye yani indiğin seviye gerek yok yani böyle üzücü. Sokak kavgasına dönmesine gerek yok yani. Şu an indiğin seviye şu adamın seviyesine indiğine çok şaşkınım. Sen Atatürk'ü şu adamın seviyesine ben onun seviyesine inmişim adam bana diyor şu adamın seviyesi. Sen ne biçim konuşuyorsun ya? Arkadaşlar lütfen burası birazdan Varrok TR'ye dönecek ha. Taraf tutmayın yani... arkadaşlar faşistlik yapmayın. Kimse kimseye faşistlik yapmıyor bak sen yarım saat 40 dakikadır konuşuyorsun. Tamam mı? Kimse yarım saat 40 dakikadır konuşmuyorum. Yarım bak, saat 40 dakikadır üzerime iftira atılıyor. İftiralara cevap veriyorum. Bekle bir dakika dur sakin ol. Sakin ol kovboy. Sakin. Bekle. Sakin. Ben üzerimden oynamayın arkadaşlar. İftira atmayın. Erkekseniz argümanlarınızı ortaya koyup konuşuyorum. Erkeksen kendi isminle gel oğlum. Yalnız bir dakika. Erkeksen kendi isminle gel oğlum. Şerefin varsa kendi isminle gel oğlum. Bak Erkan Çakır yazıyor. Bak Erkan Çakır yazıyor. Benim yerim belli yurdum belli oğlum. Erkek ol isminle gel ulan. Bak burada bana erkeklikten bahsetme. Bana erkeklikten bahsetme oğlum. Bana erkeklikten bahsetme. Bak bana erkeklikten bahsetme. Anladın ismini açın. Allah senin belanı versin. Bir sus. Allah senin belanı versin. Benim profilime tıkla. Benim ismim parantez içinde yazıyor zaten. Senin gibi niye parantezde yazıyor? Niye parantezde yazıyor? Allah senin belanı versin. Münafık. Tengri. Abi mikrofonu kapatın ya. Bu ne abi ya? İyice kahve kavgasına döndü ya. Erkan abi lütfen abi. Bayanlar var diyoruz lütfen. Sakin olalım ya. Allah aşkına tamam ya. Tamam sustum tamam. Tamam abi, ben çok eğlendim vallahi çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Ya abi keyif dedi mevfi şey yapmayalım şimdi. Gerek yok tamam. Sakin olalım. Bu ne ya sokak kavgasına döndü ya. Ben bir söz alabilir miyim ya? Tamam sakin konuşalım lütfen. Rica ediyorum. Ahmet abi müsaitsen bir soru sorabilir miyim? He. Abi şimdi bu İncil'de de domuz konusunda birkaç ayet yazıyordu. Hani aynı şekilde Kur'an'da da olduğu gibi yasaklanmış diye biliyorum ben. Fakat Hristiyanlar niye biz Müslümanlar gibi bu ayetin üstüne bu kadar düşüp de işte domuz yemeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın demediler. Mesela hani ben Moldova'da yaşıyorum. Burada herkes domuz yiyor abi. Ama neden Müslümanlar da öyle değil? İçki içiyorlar ama domuza gelince haram abi. İncil ben okudum
Ama tabii çok fazla versiyon var. Benim okuduğum versiyonunda domuzla ilgili bir ayet görmedim ben açıkçası ama şey de var. Tevrat'ta var. Evet de haram olarak geçmiyor. Yani sadece çok iğrenç olduğundan falan bahsediliyor. Böyle haram olduğunu ben hatırlamıyorum öyle yazdım. Ya bu biraz şeyle alakalı arkadaşlar. O zamanlar şimdi anlatacağım, burada kızacaklar bana ama Arap Yarımadası'nda daha çok tavuk tüketiliyor ve tavuk tüccarları var. Bu Yahudiler de hatta bu domuz meselesinden dolayı ikiye bölünüyorlar. Kuzey ve güney olarak. Domuz meselesi aslında biraz da kimden olduğunu belli etmek amacıyla hani domuz yiyenler ve yemeyenler olarak ayrılma ve neyin hangi hayvanın tüccar olduğuna göre ayrılma amacıyla kullanılan bir mesele haline de geliyor şeyde Arap Yarımadası'nda. O zamanlar öyle bir durum var. Tabii sıcak hava vesaire. Domuzlar daha sıcağa rezistantlı. İşte çamurun içinde yatarak günü geçirebiliyor gibi özellikleri var. Tavuklarda daha o havada ve bölgede yaşayabilen küçükbaş hayvanlar gibi gibi. Çok eski ve karmaşık bir hikaye bu domuz hikayesi. Ama tabii dinler yalan yani. Geçmiş olsun. Abi bu arada senin yayında bahsettiğin bir domuz yahnisi miydi, eti mi ne vardı? Acaba onun İngilizce ismi var mı? Ben Moldova'da bir bulabilir miyim diye bakacağım ama. Ne bileyim oğlum İngilizce ismini. Domuz yani. Moldova'da şey yersin ama golonka. Golonka yersin sanırım. O da lezzetlidir. Hemen bir bakayım abi. Neyden bahsettiğini anlamadım çünkü. Golonka domuzun şeyi, ensesinden ya da toynağından yapılır. Çok yağlıdır. Bayağı lezzetlidir. Abi ben çıkıyorum, var mı bir isteğiniz? Ahmet abi. Domuz var mı abi sizin orada? Nerede? Bizim oraya nerede? Var mı yaban domuzu? Burada bir yiyelim. Var var. Gönderirim sana. Eyvallah abi. Görüşürüz. Allah'a emanetsiniz abi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Teneke. Sen de güle güle. Abi bahsettiğin eti burada daha çok şey olarak satıyorlar. Markette neydi ya, hani fümelenmiş et olarak satıyorlar, ben biliyorum bunu, bizimkiler hep alıyor yani. Tadını hiç denemedim mesela. Benim abim ve ablam bana hep soran, Müslüman değilsin niye yemiyorsun, hani ben hep küçüklükten beri böyle büyüdüğüm için. Ya şöyle, kültürel Müslümanlık da olabilir. Şimdi kültürel Müslüman olabilirsin Müslüman olmasan da, hani domuz etini sevmek zorunda değilsin, domuz yemek zorunda değilsin. Hani Allah Allah kelimesini ben de kullanıyorum hala. Müslüman olduğum için kullanmıyorum sonuçta. E tabii ben şimdi hani nasıl diyeyim abi, ben genel olarak almıyorum. Ama mesela pati vardır, sen bilirsin. Patide mesela bazen domuz yağı veya slanini derler burada. Domuz yağı karışık oluyor. Mecbur tüketiyorum yani. Herhangi bir zararını da görmedim. Hani bu arada domuz etini de denedim. Gerçekten tadı güzel. Şu ticaret meselesinde bir argüman daha ekleyeyim de, sadece bu bilgi olsun diye ekleyeceğim bunu. Domuz bayağı aslında eskiden evcilleştirilmiş bir hayvan. Yani insanlar özellikle Anadolu tarafında ya da işte bereketli hilal toprakları tarafında domuzu çok sık tüketiyorlar. Milattan önce 8000'e 9000'e dayanıyor ilk domuzun evcilleştirilmesi. Bu da bir aklınızda bulunsun. Ben o ticaretle çok ilişkili olduğunu düşünüyorum hakikaten bunun. O zamanlar orada bir domuz çiftliğine sahip olan birisi vardı aslında. Onu da söyleseydin. İlk insan. Buyur abi söylesen. Yok ben sen biliyorsundur diye şey yaptım canım. Ben hani detaylı anlatamıyorum fazla böyle. Ne, kimi diyeceğim? Muday mı diyeceğim? Yok. Hazreti Muhammed zamanında oralarda domuz çiftliği olan birisi de var. Ebu Cehil'i mi diyorsun? Evet, evet. Yediler abi adamı işte. Ya bu arada bu Orta Çağ'da da özellikle İspanya'ya bakarsanız, Araplar İspanya'ya girdikten sonra, hatta biraz daha üst kesimlerine Avrupa'ya doğru girdikten sonra oradaki aynı Ahmet abinin bahsettiği aynı olaylar gerçekleşmeye başlıyor. Onu da görürsünüz yani belgelerde falan yazar. Tabii tabii, orada da şey var. Kim domuz yiyor, kim domuz yemiyor ayrımı başlıyor İspanya'da. Arapların İspanya'ya girişiyle beraber.
orada da bir ayrım başlıyor ve hani domuz yiyenler ve domuz yemeyenler olarak yine o bir işaret aslında yani. Neydi o Arapların adı ya oraya giren? Moğuz muydu? Neydi onların adı İspanya'ya giren? Cebeli Tarık. Endülüsler değil sanki, başka bir şey mi arıyoruz? Şeyde abi Endülüs galiba o fetihlerden bahsediyorsak. Ya Endülüs diye geçer ama Ahmet abinin maille başladığı böyle başka bir şey varsa yani bilemiyorum onu çok. Mağrip falan belki yani olabilir. Tengri bir DM'ine bakar mısın? Sayın Kavutoğlu, bunlar hep sizin başınızın altından çıktı, farkındasınız değil mi? Ya şu an Spaces'ın başlığıyla ilgili biraz konuşalım mı, yoksa geçtik mi onları, yorulduk mu diyoruz? Şimdi hocam ben... Biraz ekonomi konuşalım. Ekonomiyi konuşalım bence. Yeter bunlar bu kadar önemli mühim meseleler değil. Herkesin inancı, yaşam tarzı kendi nedir? Bunları tırtıklamaya devam edersek burada kaostan başka bir şey kimse... Ahmet abi Emeviler olabilir mi? Ya ben de onu arıyorum şimdi. Endülüs değil, şey Emeviler de değil yani. Abi Mağrip yazsana bir. Mağrip yazsana. Belki Mağrip olabilir. Onlar bu selefilik olabilir. Bu selefilik konusunu konuşacak mıyız? Muğur'du galiba. Muğur, bir dakika bakacağım. Bence ekonomi konuşalım biraz da ya. Yeter bu kadar. Muavit Bey de buradayken. Ya tamam, nasıl biliyorsanız ne yapıyorsanız yapın. Sanırım Erlik de aşağıda. Şöyle bir bilgi vereyim. Şimdi Süleyman abi vardı ya, o şey Selefi arkadaşımız. Şimdi kendisi burada mı hala? Buradayım, burada. Şimdi bu abimiz bu arada düz dünyayı savunuyor. Bunda tabii bu konuda bilmiyorum ne söylemek ister kendisi. Kim abi o? Ne okuyamıyorum bile ya. Muhalif yazar. Tamam. Abi sen de sakin ol. Bağırıp çağırma, güzelce meramını anlat. Kimse sana da faşistlik yapmıyor. Buyur. Eyvallah. Yani bu düz dünya konusu değil de bir önceki konu konuşsak daha iyi olur. Düz dünya konusu şu an önemli değil. Çok o kadar da önemli değil yani. Abi Gülümser Heper'i tanıyor musun? Tanımıyorum. Bence yan komşusu falan herhalde. Biz bu Ankara ziyaretinde sorduk bu arada. Sorduk da. Ahmet abi Morisco'lar diye bir aratır mısın acaba? Sordunuz ve yuvarlak cevap aldınız değil mi? Bu arada ben öğrendim. Muğur. Abi onu ya seninle özelden konuşalım ya da edit olduğu zaman, yani video paylaşıldığı zaman görürsün zaten. Aha geldi. Geldi. Erlik abim, ellerinden öperim. Ulan Kıbrıslı. Ulan Kıbrıslı. Sen adam değilsin. Tıraksın oğlum sen. Siz İngilizlerin götünü yalamıyor musunuz Kıbrıs'ta? Adam değilsin oğlum sen. Bana bak. Senin ağzına sıçarım. Oğlum adam değilsin sen oğlum. Senin ağzına sıçarım. Siz yalamadınız mı? Ve Amerika'nın götünü. Ha? Kim yalıyor, konuş. Direksin oğlum, adam değilsin. Allah demek kitap deme. Hani abim nereşte bey F-35'ler? Ha? Ne yapıyorum? Nasıl bir moda açtın? Sabahtan beri sizi dinliyorum. Oğlum çok eğleniyorum. Ben açmadım. Ben geldim, beni co-host yaptılar. Kasıyor telefon amık. Ben dedim ki din mi önce gelir devlet mi dedim. Sonra bir anda ortalık 56 oldu. Oğlum. Ya benim gözümde din hiçbir yere gelmiyor. Ama yani tabii ki insanlar için farklı olabilir. Öyle bir şey ki başlık atmışsın ki çekmişsin oğlum milleti zaten. Yani doğal. Biz burada 1,5-2 saat önce 4-5 kişiydik. Makara gırgır yapıyorduk kendi halimizde. Konu birden nereden girdiyse Firavun, Kızıldeniz, Hazreti İsa, Hazreti Musa derken konu böyle geldi. Ondan sonra ortalık karıştı işte, bildiğiniz gibi yani. Yoksa böyle bir şey de yoktu. 4-5 kişi konuşuyorduk.
şey bu Twitter Space olan her çeşit adam geldiği için alışacaksın buna. Çeşit çeşit şeyler, konulara giriliyor. Hani kahvehane muhabbeti gibi oluyor. Biraz eğlencene bak. Yok, kahvehane muhabbeti gibi de Erlik, şimdi şöyle bir şey de var. Adamın ben en çok niye yükseldim, parladım? Benim askeriye, polislerin benim için hassas bir konu. Ben parti marti, siyasi parti falan hiçbiri umurumda değil. Mehmetçiğe falan kimseye de laf ettirmem. Hani madem o kadar rahatsız oluyorsan, şey oluyorsan da dedim. Yani sen bilirsin falan. O konuda çok sinirlendim. Yoksa abi böyle tamam da bak şimdi orada şöyle bir şey var kardeşim. Bizim anlayamadığımız nokta şu. Arkadaşımı şehit verdim yani. Ben bunu ölene kadar da unutmayacağım. Kusura bakma abi. Yani. Olabilir. Onun için de çok önemli bir konu din olabilir. Bir başkası için çok önemli bir konu kırmızı çizgisi. Yüzüklerin Efendisi olabilir. Yani şimdi herkes seninle aynı hassasiyeti bir konuyla ilgili paylaşmak zorunda değil. Ona istinaden karşı tarafı dinleyip kendinin neden hassas olduğunu anlatman lazım. Şimdi ben arkadaşımı kucağımda şehit verdim dediğin zaman, evet bu senin için belki çok travmatik, hayatında çok önemli bir konu. Benim için değil demiyorum bu arada. Yanlış anlama. Yok estağfurullah, ben senin yayınlarını... Yanlış anlama çünkü oraya çekebilecek kişiler var, ben onları da biliyorum. İnan senin de umurumda değil. Ha benim için değil demiyorum ama karşı taraf için değilse ona onu anlatman gerekiyor abi. Çünkü diyalog böyle bir şey. Ondan bahsediyorum. Yok abi hani dedi ya rahatsız oluyorum falan bilmem ne falan. Ben de örnekleme babında şey yaptım yani. O yüzden biraz yükseldim. Orada doğru söylüyorsun. Gereksiz bir tribe girdim yani. Doğru söylüyorsun, eyvallah. Ama çok da aşırı derecede hassasiyet barındıracak bir şey değil bence. Çünkü devletin kurumlarına da inanmıyor. Beğenmediği imamları da arkadaşım, yani belli lütfen bir şekilde lütfen benim atıyor. Adıma konuşmayın. Bak altını çizerek söylüyorum. Bir tamam. Dinle beni ya. Tamam tamam. Uzatmayın. Benim adıma konuşuyorsunuz. Sonra kendiniz çalıp kendiniz oynuyorsunuz. Nasıl insanlarsınız siz ya? Dur kardeşim, geçme. Geçme kardeşim, dur. Sinirlenmeyeyim diyorum. Zorla sinirlendiriyorsunuz. Yükselme, yükselme bak. Bak abi, yükselme. Zorla bak. İnsanın üzerine oynuyorsunuz. Yani şimdi burada Racula sana... diye bir adam var. Racula diye bir adam. Sanki ben asker düşmanıyım. Sanki ben devlet düşmanıyım, vatan hainiyim gibi lanse ettirdi. Burada bana saldırdınız. Vurdunuz, vurdunuz. Her gelen vurdu, giden vurdu. Arkadaşım, asker öldüğünde yani ben demiyorum ki oh iyi ki öldü, kurtulduk. Ben böyle mi diyeceğim? Yani ne için öyle diyeyim? Onun annesi var, kardeşi var. Ben de üzülürüm onlar adına. Ama sen onu kafir olarak görüyorsun. Abi şunu diyorum, bir anla beni. Dinim bak, benim dinim beni bağlar. Senin dinin seni bağlar. Anladın mı ne demek istediğimi? Yani din ve din hürriyeti diye bir şey var. Din ve vicdan hürriyeti. Yani isteyen istediği inanca inanabilir. Adam var iğneye tapıyor. Seninle aynı dinde değil, seni kafir görüyor. Sen o adama bir şey diyor musun? Demiyorsun çünkü demeye hakkın yok. Adam var Hristiyandır, zorlayamazsın yani. Senin askerini şehit görmeyebilir. Hristiyandır. Seni kafir görüyor. Yani bu tarz şeylere takılmayın. Yani kafirmiş, Müslümanmış. Zaten size göre ben haksızsam... Bak bu arada... Ben sizin söylediklerinizin hiçbirini söylemedim. Hep benim adıma bir şeyler attınız ortaya. Bu arkadaş devleti de sevmez. Bu arkadaş askeri de sevmez. Bu arkadaş bunu da sevmez. Kardeşim bakın. Küfür devletinde. Dinleyin beni. Yani İslam'ın hakim olmadığı, Allah'ın hükümlerinin geçmediği, Allah'ın şeriatının geçmediği devlette görev almak caizdir. Hazreti Yusuf örneği ortadadır. Eğer kafir devlette çalışmak haram olsaydı Hazreti Yusuf kafir olan kralın devletinde çalışmazdı. Hazine sorumlusu olarak çalışmazdı. Ben demiyorum kafir bir devlette ve İslam'ın hakim olmadığı, şeriatın hakim olmadığı devlete çalışmak haramdır demiyorum. Ben diyorum ki siz faşistsiniz. Bunu anlayın. Bakın sizi eleştiriyorum. Devletin beni bir dinle. Devleti sen yönetiyorsun. Faşizan! Bak devleti siz yönetiyorsunuz. Devlet dediğiniz şey yani insanlar olmadan devlet olmaz. Siz faşistlik yaparsanız tabii ki sevmem. Tabii ki gelmem, çalışmam. Ama dürüst olursanız, adaletli olursanız, ben de bir şey biliyorsam ben de size fayda sağlarım. Mühendisim mesela, mühendisliğimde size yardım ederim. Başka bir şeyim, yardım ederim. Yani bu ayrı bir şeydir. Kafirle ticaret yapılabilir, kafir... Yani adam kafir diye adamı şey mi yapacağız? Öldürecek miyiz? Yaşam hakkı vermeyecek miyiz? Abi tabii ki şey de yalnız muvahhid. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki bu fikirlere sahip olma hakkına sahipsin. Ama uygulama hakkına sahip değilsin. Çünkü bu ülkenin kurulduğu temeller belli. Bu temelleri bilmiyor, beğenmiyorsan eğer... Ya zaten uygulamaya çalışmıyorum. Muvahhid bitirmeme izin ver. Şimdi bu temelleri beğenmeme hakkına sahipsin. Bak buna hiçbir şey demiyoruz.
değiştirme hakkına da sahipsin ama götün yiyorsa, yani değiştirmeye çalışırsan öldürürüz seni. Bu kadar basit. Abi cahil yani, ben bunu bilmeyecek kadar yani, evet. Cahil miyim? Arkadaşım ben zaten neyin ne olduğunu biliyorum. Üniversite mezunu biriyim. Ama ben şunu anlatmak istiyorum size. Bu insanlar yani Türkiye'de bugün adamlar din tüccarlığı yapıyor. Salak saçma hareketler yapıyorlar din adına. Peygamberin öğretmediği, Allah'ın öğretmediği, sahabenin öğretmediği hareketler, zıplamalar, hoplamalar, şiş batırmalar. Adamlar tarikata bağlayıp adamı sömürüyor, zenginleri sömürüyor, halkı sömürüyor. Milyonlarca etrafa dağılmışlar, böyle milleti aptallaştırmışlar. Tarikatlar var. İş, dini ticarete çevirmişler. Eski Yunan'da olduğu gibi, eski tarihlerde olduğu gibi. Din tüccarlığı var. Adamın çıtı çıkmıyor. Kardeşim sen vatanını seven bir insansan bunlara çıtını çıkar. Çünkü bu adamlar bu halkı akılsızlaştırıyorlar. Şeyhin akıllarını şeyhin cebine sokuyorlar. Yani bizim adam akıl etmiyor, sorgulamıyor diyor. Şeyhim ne dediyse doğrudur diyor. Dostum bu bize mi anlatıyorsun tarikat mevzusunu? Eğer vatanseversen senin bunlara karşı gelmen lazım. Benim gibi bir insan sizi delillere çağırıyor. Diyorum ki inanıyorsanız delille inanın. İnkar ediyorsanız delille inkar edin. Ayet sabit. Yaşayan bir delille yaşasın. İnkar eden, helak eden, ölen de bir delil ölsün diyor Allah-u Teala. Yani yoksa şeyhin eteğine yapışıp ölmek kişiyi cennete götürmüyor. Veya şeyh seni kibrit kutusunda cennete götürecekmiş. Ve cehennem melekleri gelip seni tuttuğunda sen onlara desen ki ben Cübbeli Ahmet'in tarikatındayım seni bırakacakmış. Arkadaşlar bunlar din satmaktır. Din tüccarlığıdır. Aldatmaktır. Ahi yanlış yoldasın ahi bak. Menzile gel. Bir çorbamızı iç. Bir bizimle namaz kıl. Abi niye menzile geleyim? Konuşuyorsun ama bilmiyorsun. Biz, tanımıyorsun tamam, bizi. Madem menzili savunuyorsan bana şunun cevabını ver. Allah mı, Resulü mü veya sahabeler mi dedi gidin sizin gafs dediğiniz adamdan o size ip atsın, ipin ucunu tutun, tövbe alın. Biz tövbe etmeyi bilmiyor muyuz? Biz bu kadar gerizekalıyız. Hayır bak bilirsin. Ama ben gafsın sümüğünü yedim. Gafs hazretleri gafs hazretleri anlatıyorum dinlemiyor ki. Gafs hazretleri silsile-i sadatın son temsilcisidir. Nur çeşmesinin son aktığı yerdir. Yani biz ondan nemalanacağız. Sübhanallah. Sübhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kadar indirebileceğim olaya dalga geçebileceğim bir şey da, değil ki. Bak gafsı mafsı bırak da tarikatı bırak da kardeşim önce sizin bu Diyanet imamlarına düşmanlık yapmanız lazım. Benim gibi bir normal sıradan bir insana düşmanlık yapacağınıza benim ne bir cemaatim biz var. Biz sana düşmanlık yapmıyoruz ki. Biz sana bir şey demedik ki. Sen bize saldırdın. Gavs Hazretleri ne kadar mübarek bir insandır biliyor musun? Bakın arkadaşlar şunu diyorum. Diyanet imamları para alıyorlar. Sayıları da bayağı yüksek. Acayip derecede para götürüyorlar yani. Bu bir sömürüdür. Buna sesinizi çıkarın. Gerçekten vatanseverseniz. Kardeşim Diyanet'e ayırdığınız bütçeyi bugün yatırımlara ayırsaydınız yemin ederim ülkede işsiz insan kalmazdı ya. Doğru. Ben diyorum ki Diyanet'i kapatalım. Abi, onun yerine herkes özel olarak görsün bu işini. Biz menzil olarak İsmail Ağa cemaati olarak zaten bütün dini hizmetleri veriyoruz. Kur'an kursları veriyoruz, kurban abi, kesiyoruz, burs veriyoruz. Bak dalga şakayı bırak da şaka yaparız ayrı mesele. Ben şakaya karşı bir insan değilim. Ama bak burada ciddi bir şey söylüyorum. Diyorum ki eğer vatanseverseniz tamam mı? Bu milletin bu vergilerini böyle salak saçma işlerde harcamayın. Allah ayette diyor ki sizden ücret istemeyen din adamlarının arkasına gidin. Sizden bir şey istemeyen bizim ücretimizi Allah verecek diyenlerin arkasına gidin. Ayette diyor o din adamları insanları mallarını haksızca yerler. Din adı altında adam cesedi yıkıyor para alıyor. Kur'an okuyor para alıyor. E kardeşim adam her şeyi dünyada alıyordun da neden cenneti istiyorsun? Biz dini amelleri yani ibadetlerimizi cennet için yapıyoruz. Yani dünyadaki işler için değil ki. Dostum buna bir şey diyen yok ki biz buna katılıyoruz. Bu doğru yani. Abi vatanseverliğinizi böyle gösterin. Vatanseverliğinizi burada birini yakalayıp adamın söylemediği sözleri söyletip. Oğlum ben sana bir şey demedim ki. Ben sana bir şey demedim ki. Mücavva da sana bir şey demedi. Sadece seni birisi eleştiriyorsa
Ya bu demek değil ki karşı taraftan biz Diyanet'i de eleştiriyoruz, tarikatı da eleştiriyoruz, radikal grupları da eleştiriyoruz. Yani abi geçen gün adam dedi ki selefiler silahlanıyor, sofiler, bu tarikatçılar selefilere silah sıktı, vurdu adamı. Adam şu an yaralı hastanede. Daha bir gün ya, bir gün üzerinden geçmedi. Kim silahlanıyor şimdi? Abi iftira atılıyor, vallahi iftira atılıyor. Bakın arkadaşlar, ben anlattığım dinin yanlış olduğunu bilsem zaten size anlatmam. Eğer ben yanlış biliyorsam beni düzeltin. Bana bir iyilik yapın. Eğer yok ben yanlış bilmiyorsam bana bir iyilik yapın, benim sözü bana iftira atmayın. Bırakın da yani fikirlerimizi anlatalım. Fikir özgürlüğü, ifade özgürlüğü diye bir şey var. Vatanı olmayanın dini de olmaz. Gün gelir kardeşim, namaz kılacak toprak bulamazsın. Günü gelince köle vatan olarak bizim uyanırsın. Vatan bak bizim. Senin o dinin vatanı kusura bakma esteniler tarafından yazılmıştır. Muhammed öldüğünde de esteniler yazmaya devam etmiştir. Beni dinle dinle. Bu vatan bizim evimizdir kardeşim. Evimizi tabii ki savunacağız. Ayrı mesele. Ama yani şimdi siz bana bir şey dayatıyorsunuz diye onu yapmak zorunda değilim. Sırf vatanı seviyorum diye. Anladın mı ne demek istediğimi? Ya hayır, kimse şey görüşte olmak zorunda değil. Sana kimse orada başına silah dayamıyor yani. Öyle bir tartışma ortamı değil. Burası teolojik, yani benim bildiğim teolojik bir tartışma ortamı da değil. Öyleyse ben çıkayım, çünkü yani ben şeyi anlamsız buluyorum. Dini inanç tartışmasını anlamsız buluyorum. Yani bunu politik yönü tartışırsın da salt dinin tartışıldığı bir nokta işte ateizm, deizm, donteizm falan. Ben bunları absürt buluyorum. Abi yazarı. Politik olarak tartışalım. Arkadaşım bu toplum Müslümanız diyor. Bakın arkadaşlar, çok önemli bir yere dikkat çekeceğim. Bu toplum Müslümanız diyor. Yani bu oy verenlerin çoğu yani Müslüman olduğunu iddia ediyor. Ama bugün kanun çıksa, bakın meclisten kanun çıksa, namazı yasaklasalar, suç olarak görseler, kılanları hapse atsalar, herkes o kanunu çıkaran milletvekillerine kafir der değil mi? Yanlış mıyım abi? Demez mi? Ya herkesin diyeceğini sanmıyorum. Çok ya yok, dindarlardan bahsediyorum. Yani biz Müslümanız diyenlerden bahsediyorum. Yani bugün namazı yasaklayan bir ibadet yasaklanırsa elbette tepki gösterir insanlar. Ama arkadaşlar dikkat edin. Bakın bu kitap sizden gizleniyor. Allah Bakara suresinde diyor ki ey iman edenler, kısas size farz kılınmıştır. Namaz nasıl farzsa kısas da öyle farz. Yani kısas da bir ibadettir. Kısas da farzdır. Namaz da farzdır. Ama bu ülkede kısas kanunla yasaklanmış ve kısas yapanlar da suçtur yani. Şimdi nasıl böyle çifte standart uyguluyorsunuz? Allah'ın dinini, yani siz kitabın bir kısmına iman edip bir kısmını inkar mı ediyorsunuz diyor Allah. Yani bir farzı kabul ediyorsunuz, diğer farzı mı? Ya da bir farza verdiğiniz değeri diğer farza vermiyor musunuz? Sizin yanınızda Allah'ın hükmü değeri yok mu? Hüküm ne? Hüküm, yargı, yönetme, yasama, teşri Allah'a aittir arkadaşlar. Ben uzun zamandır araya girmek istiyorum da Erlik Bey, sizden bir şey rica edebilir miyim? Fırat Akten size mesaj atmış. Bakabilir misiniz acaba rica etsem? Kim? Fırat Akten. Nickname'i mi Fırat Akten? Selçuklu Alevi, Kültür Alevi Dernekleri Başkanı. Suriye'de Peliler tehdit etmişti, oraya gitmişti. Evet, HDP binasını basan arkadaş, evet. Tamam, ben şeyde göremedim isteklerde. Baktım şimdi sen söyleyince de. Dersi bir daha at. Benden konuş. Can bir saniye. Merhabalar cümleten. Şimdi Kanıke'ye küçük bir darbe. Ben şeyde göremedim isteklerde. Kanıke'ye küçük bir darbe yapıp mikrofonu ele geçirdim. Erlik Reis, ben sana özelden bir konuyla alakalı bir DM attım. Bakma şansın olursa çok sevinirim. Tamam, ben bakacağım. Ya konu şey, yine bir sohbet odasıyla alakalı bir konu. Bir tane akademisyen bir abimiz var burada, adını söylemeyeyim. Siz uygun görürseniz bir sohbet odası açıp sizin yönetiminizde bir konu hakkında böyle güzel bir sohbet odası açarak sizin yöneticiliğinizde. Bu noktada bir mesaj attım. Valla bakarsanız çok sevinirim. Biz tarikatları konuşmayacak mıydık? Kürdistan. Mevzu şeye evrildi. Türkiye'de dini, Türk devletinin dini yapıya ters olması mevzusuna evrildi de ben arkadaşın ideolojisini anlıyorum. Katılmıyorum.
Bu görüş meselesi. Kendisine göre işte şeriatın hakim olması gerekiyor falan filan. Bunlar uzun mevzudan tartışmamız var. Bu odanın konusu bu değildi ben girdiğimde de. Varsa kendisi teoloji tartışmak isteyen tartışsın. Ben o teolojik mevzuya girmeyeceğim. Sadece devletin yapısı, kuralı, anayasası bellidir güzel kardeşim. Sen alternatifini istiyor olabilirsin ama bunun işte faaliyeti dökmediğin sürece bir sorun yok. Ben bir şey sorabilir miyim peki? Pek teolojik abi, değil mesela bu. Ne kanunlar bana okuyorsunuz? Ben zaten biliyorum kanunları, Avrupa İnsan Hakları kanunlarını. Yani hepsinden haberimiz var arkadaşlar. Oğlum Avrupa yani, ne alaka? Avrupa kanunları ne alaka? Önce kendi anayasamız. Önce kendi anayasamız. Ben de, bak ben de biliyorum yani bugün ben Allah'ın hükmünü uyguladığımda kafirler engel olacak. Ben bugün kısas uyguladığımda kafirler engel olacak. Kafirler kim bak sürekli kafirler diyorsun ya, onu merak ettim. Kafir abi, kim engel bak? Olan kimse kafir odur. Kim ben şimdi ben Müslümanım mesela. Ben şimdi Müslümanım. Sen engel olduğu zaman ben kafir miyim? Bunu bilmiyor muyuz abi? Ben kafir miyim yani sana göre? Abi ama ben şimdi namaz kılarsam beni engellersen kafir miyim? Hayır ben seni engelleyeceğim demedim namaz kılarken. Şimdi abi şey. Ama kısas da vardır kısası. Ben kısas istersem ben şimdi sana bu kurallara karşı geldiğiniz şey yaptığım zaman kafir mi oluyorum? Abi Allah hırsızdan elini kes diyorsa engel olamazsın, engel oluyorsun. Hayır dedin ama kafir dedin, şimdi ben kafir miyim? Hayır engel olursan kafirsin diyorum arkadaşım. Tamam ben devletin yasasına ters düşen bir şey yaptım ama ben sana engel olacağım. Arkadaşım ben de diyorum ki. O zaman kafir miyim? Allah'ın kanununu uygularken bana engel olursan kafirsin, bunu anlatmak istiyorum sana. Tamam ben de ne diyorum ki, bak net bir şey söyleyeceksin. Niye çekiniyorsun bunu söylemekten? Abi çekinmiyorum, diyorum ki ben Allah'ın kanunu olan kısası uygularsam. Ha. Yani katili ailesi affetmezse, idam edersem bana engel oluyorsan kafirsin, bu Allah'ın farz kıldığı bir şeydir. Allah ayette diyor ki ey iman edenler kısas size farz kılınmış diyor Bakara suresinde. Ben diyorum ki mesela şimdi şeyim, polisim, görevliyim ama Müslümanım. Sen bunu yaparken ben sana engel olurum. Abi sorunun cevabını verin. İkide bir aynı soruyu sorma. İkide bir aynı soru soruyorsun. Yok merak ediyorum. Konuşmaya girebilir miyim? Kafirler bana engel olacak dedin ya, onu merak ediyorum. Sırf meraktan yani. Kim bu kafirler? Onu bile netleştirirsek. Abi Müslümanlar Allah'ın farzına engel olmazlar asla. Bunu göremezsin. O zaman Müslüman değilim yani ben sana engel oluyorsam. Çünkü Allah Ashab suresi 36'da diyor ki Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman, kanun koyduğu zaman Müslüman kadın ve erkeğe o konuda söz tamam, açıklamanı anlıyorum. Mantığını anlıyorum da bunu net söylesene yani dolandırmadan. Nisa suresi 65'te hayır Rabbine andolsun ki aralarında çekiştikleri, ihtilaf ettikleri mahkemelik meselelerinde Allah'ın ve Resulü'nün mahkemesine gelmeyenler ve Allah'ın ve Resulü'nün mahkemesinde muhakeme olup Allah ve Resulü'nün verdiği hükme boyun eğmeyenler iman etmiş olamazlar diyor. Yani Müslüman olamazlar, iman etmiş olamazlar diyor. Ayetler açık. Maileli'de diyor ki bak sana bir ayet seçiciliği yapıyorsun, ben o şeye girmiyorum yani. Bunu bak, şeyle tartışıyorum. Maileli'de şöyle geçiyor. Onlar hala cahiliye yani, hükümlerini mi, cahiliye kanunlarını ben sana sadece şey söylüyorum dostum. Hani sana göre kafirlerin bana engel olacağını biliyorum dedin ya, konuya geri dönmen için söylüyorum. Yoksa ayet şey abi ayet dikini yaparak başka bir yere gidebiliriz. O problem değil. Kafir miyiz değil miyiz oğlum? Soruyu senin istemediğin şekilde cevaplıyorum. Yine soruyorsun. Yok ben size direkt söyle ama söyleyeceğim abi, direkt söylüyorum. Ben Allah'ın hükmünü uygularken. Kafirdir diyorsun. şu ayetlerden dolayı kafirdir diyorsun. Doğru mu? Allah Maide 44'te diyor ki Allah-u Teala. Tamam anladın kardeşim, ben biliyorum, bana şey yapma. Senin tamam, söylediğini bahsediyorum. Şunu söyleyemezsin. Ben okudum bunu anladım. Bunu uygulayacağım diye. Bu mantıkla evet, ilerleyemezsin. Ben Allah'ın farz kıldığı şeyleri ayırmıyorum. Eşit tutuyorum. Bugün namazı engelleyen nasıl kafirse, hırsızın elini keserken engellerse kafirdir. Kısas uygularken engellerse kafirdir. Yani ben diyelim yakaladım yani, bir hırsızı, elini keseceksin. Sana göre hırsız, belki o da belli değil. Tahkikat da yapılmam. Abi ben keseceksin elini. Sana engel olduğum zaman ben bu durumda. Ben de kafir oluyorum. Bunu şahıs olarak yapmam yani. Bunun bir mahkemesi olur ha. Onu yanlış anlama. Evet tamam. Sana tekfirci dediğimiz zaman da kızıyorsun. Tartışma çok polemiğe doğru gidiyor. Şimdi mesela ben bir hukukçuyum. Hani ceza muhakemesi devreye giriyor dediği konuda. Mesela diyor ki hani idam edelim karşı tarafı affetmediyse. Hani bunlar tabii şu anda dünyada çok hani önceden de tartışılmış şeyler ama yani idam geri döndürülmesi imkansız olan bir suç. Ve hani kolay bir şey değil bir insanı öldürmekte. Hani geçmişte de örnek veriyorum, ailesi birini öldürdü. İşte ailesi bunu idam edelim dedikten sonra, onay verdikten sonra bir süre sonra aile de pişman oluyor. Çünkü bir cahil başka birisini öldürmüş. Yani hani bu olaylar böyle kalıba sığdırılamayacak kadar geniş olaylar ki zaten bunlar kalıba sığdırsalardı yani böyle
sayfalarca içtihatlar olmazdı. Yani burada o yüzden şu anda biz sana, bir kasabada yaşamıyoruz. Ya bir kasabada yaşamıyoruz. Abi 600 basit kişi değiliz biz. 80 milyonu abi yönetiyor sana bu basit bir örnek vereyim. Hükümet. Bak basit bir örnek vereyim beni anla lütfen. Yani basit olarak algılama. Bugün sen bıçağı faydalı bir işte, demiri faydalı bir işte kullanırsan faydalıdır. Sen demiri kötü bir işte, bir adamı öldürmede kullanırsan zararlıdır. Şimdi bu demirin suçu mu yoksa kullanan kişinin suçu mu? Ya yani şimdi ben şöyle söyleyeyim. Ben asıl hani söz isteme amacım hataları, ekonomi üzerine biraz konuş. Kanuna bağlıyorsun. Kanun ya ben şöyle söyleyeyim. Ben hani tartışma yapmak için girmedim. Ben daha çok ekonomi üzerine konuşmak için girdim. Çünkü ben 14 yaşından beri ekonomiye meraklıyım. Bir tane yatırım şirketinde de çalıştım. Borsa aracı kurumda. 1,5 yıl civarında. Öğrenciyken. Hani aynı zamanda İç Anadolu'nun bir şehrinden geliyorum. Bu yüzden hani İslamiyet'in ekonomi üzerinde nasıl bir etkisi var? Hani bunu sürekli gözlemlemeye çalıştım. Bunun üzerine de pek hani bir araştırma olduğunu göremedim. Çünkü daha çok ideolojik yaklaşımlar var. İdeolojik yaklaşımlar olduğu için de işte daha çok olayın teknik kısımları, işte İslami bankacılık araştırmaları var, örnek veriyorum ama İslamiyet'in topluma olan etkisi üzerinde, ekonomisinin üzerinde etkisini araştırmak gerektiğini düşünüyorum abi daha çok. Ve ülkenin, ben konuşurken hani kesmezseniz sevinirim, ben size güzelce hani olayı kendi gözlemlerimi anlatacağım. Tabii ki katılmadığınız noktalar olabilir. Yani ama bunlar benim gözlemlediğim ve ekonomi içerisinde olan şeyler. Şimdi birincisi ses et pompa. Yarrayın. Ses et pompa.